رجعت وليدي ركتها نيا ركتة الغسلان في البرية يرجعت وليدي طاب نوما وعد وليدي ما هنا بمنام. Merhaba değerli dinleyicilerim. Bu videomuzda gerçek yaşanmış iki korku hikayesini sizler için anlatacağım. İyi dinlemeler. Birinci hikayemiz, anneme yapılan büyü beni buldu. Buse Ö, annesi kendisini hamileyken bir komşuları tarafından annesine yapılan büyünün hayatını nasıl zehir ettiğini ve bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor. Merhaba, adım Buse. Küçükken çok sıkıntılar çekmişim. Annem bana gebeyken komşusu ona büyü yaptırmış. Sırf aile huzuru bozulsun diye. Annem çok zor bir gebelik geçirmiş. Ben neredeyse ölü doğuyormuşum. 2 kilo 150 gram doğmuşum. Doğduğumda ufacık ve çok zayıfmışım. Doktorlar ölür demişler ama hayatta kalmışım. Bebekken sürekli ağlar, korkarmışım. Büyüdükçe korkularım çoğaldı. Kardeşlerim olmuştu. Kardeşlerimle aynı odada yatardık. Ve ben geceleri hep ağlardım. Gölgeler görürdüm. Asla ama asla karanlıkta uyuyamazdım. Sesler duyardım. Hırıltı sesleri gelirdi kulağıma. Lavaboya bile girerken kapıları hep açık bırakır, hiç kapatamazdım. Yoksa banyo yapamazdım. Kapıları kapatırsam nefes alamazdım çünkü. Bir gece bir rüya gördüm. Hangi yılda hatırlamıyorum ama o sene deprem olmuştu. Birdenbire karşıma uzun, simsiyah bir şey çıktı ve elini bana uzattı. Bir şeyler söyledi bana ama ben hiç anlamadım. Uyandığımda hastanedeydim ve konuşamıyordum. Uzun süre böyle kaldım. Gördüğüm şeyi yazmak suretiyle aileme söylediğimde annem bir süre toplayamadı kendini. Çünkü zamanında o da aynı şeyi görmüş ve hocaya gitmiş. Hoca ona yapılan büyüyü bozduğu için bir daha görmemiş. Ancak sorun şu ki o şeyler annemi rahat bırakmışlar. Ama bu sefer bana musallat olmuşlar. Taburcu olduktan sonra annem beni de bir hocaya götürdü. Hocaya gittiğimde hoca bana bir şeyler içirdi. O şeyi içtikten sonra ben bir süre baygın gibiydim diyebilirim. Ne değil, hiçbir şey. Sadece canımın yandığını hatırlıyorum. Hocanın yüzünü ve bir de muska hatırlıyordum. Sonrasında bir süre düzeldim. Evlenene kadar bu konularda hiç sorun yaşamamıştım. Ancak evlendikten sonra aynı sorunlar yine başladı. İlk önceleri eşime bu durumu anlatamadım. Daha sonra eşim de bana inanmıştı. Daha önceden gittiğimiz hoca ölmüştü ve iyi bir hoca bulmak imkansız gibiydi. Ama zor da olsa bir başka hoca bulmuştuk. Bulduğumuz hoca büyünün bozulması için sadece Kur'an'dan bazı dualar okudu ve daha sonra bahsetmemin sakıncalı olacağı bazı ritüeller uyguladı. Ritüeller bittikten sonra hoca bana, "Kızım, ağzından dua hiç eksik olmasın, yoksa yine gelirler," dedi. Şimdi ne zaman dua okumadan yatsam onları görüyordum. Sesler, o gölgeler hemen yanı başımda beliriyordu. Hoca tam anlamıyla büyüyü bozmuş muydu onu da bilmiyordum. Artık tek sığınağım Yüce Allah'tı. Ve ben hala karanlıkta uyuyamıyordum. 27 yaşındayım. Bir evladım var ama hala tek yatamıyordum. Artık alıştığım için bana tuhaf gelmiyordu. Her gece Ayetel Kürsi'yi 3 kez okur, öyle yatarım. Allah herkesi şerli varlıklardan ve büyülerden korusun. Ayetel Kürsi, Kur'an'daki Bakara suresinin 255. ayetine verilen özel isimdir. Okuduğunda cin ve iblislere karşı koruyucu olduğuna inanılır. Ayrıca büyü yapan da yaptırın da yerinin cehennem olacağını hiçbir zaman unutmayın. İkinci hikayemiz, kaynana kini. Kaynana tarafından kendisine büyü yaptırıldığı için cinler tarafından eziyet edilen genç kızın hikayesini bir akrabası anlatıyor. İyi dinlemeler. Uzaktan akrabamız olan bir kız nişanlanmıştı. Sonra bazı sebeplerden dolayı nişanı bozuldu. Aradan birkaç ay geçmişti.
Kızın hareketleri filan çok değişmişti. Gece gece durduk yerde yatağından kalkıp dama çıkıp soğukta oturmaya başlamış. Kendi kendine konuşup duruyormuş. Bir gece annesi bir de bakmış ki kızın elinde makas saçlarını kesiyormuş. Annesi "Kızım ne yapıyorsun?" demiş. Kız sadece nişanlısının ismini tekrarlayıp duruyormuş. Ben bunu duyduktan sonra teyzemlerle evlerine gittim. Açıkçası biraz da merak etmiştim. Kızla göz göze geldim. Bir an kız beni kurtlar der gibi gözlerimin içine bakıyordu. Açıkçası çok ürkmüş ve korkmuştum. İşin ilginç tarafı onu sadece ben duyuyordum. Evdeki hiç kimse oralı bile olmuyordu. Teyzeme dedim ki, "Teyze, kızı duymuyor musun? Kurtlar beni diyor." Teyzem de "Ben bir şey duymadım." diyordu. Acayip korkmuştum. Sonra kalkalım dedim teyzeme. Odadan çıktık. Kız hala köşede oturuyordu. Ama inanılmaz bir şey olmuştu. Ayakkabılarımızı giymiştik. Dış kapıyı açtım. Bir de baktım ki kız tam karşımızdaydı. Bir an nefesim kesildi. Kızı gören teyzem bayıldı. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordum. Donup kalmıştım. Bir daha o eve korkudan adım atamamıştım. Sonra duyduklarıma göre kız garip davranmaya devam ediyormuş. Abisinin kolunu kırmış. Kızı görseniz 50 kilo var yok. Cılız bir şeydi. Geceleri durmadan çığlık atıp sonra gülmeye başlıyormuş. Baktılar olacak gibi değil. Bir hoca çağırmışlar. Hoca tam 2 ay tedavi etmiş. Sonra öğrenmişler ki kıza cinler musallat olmuş. Hoca gece rüyasına bir yer görmüş. Sabah kalkmış oraya gitmiş. Rüyada gördüğü taşın aynısını görmüş. Taşı kaldırmış. Orayı kazmış. Ve bir tavuk ölüsü üstünde kızın resmi ve birkaç dua bulmuş. Ve onları yok etmiş. Daha sonra hoca kızın evine gelip eşyalarında bir şeyler aramış. Yattığı yastığın altında bir muska benzeri bir şey bulmuş. Bu da o büyünün malzemelerinden olduğunu söylemiş. Sonra kızın ailesi bu yastığı kimin getirdiğini düşündüklerinde eski nişanlısının annesinin bohça içinde bu yastığı getirdiğini hatırlamışlar. Tam emin olmamakla birlikte cinlerin kıza musallat olma sebebinin ayrıldığı nişanlısının annesinin kıza büyü yaptırdığını düşünmüşler. Daha sonra o kadına ve kızın eski nişanlısının şehri terk ettiklerini öğrenmişler. Fakat onların nereye gittiklerine dair hiçbir iz bulamamışlar. Daha sonra hoca büyüyü bozduğunu kızın ailesine söylemiş. Kızı en son geçen ay bir düğünde görmüştüm. Biraz daha toparlanmış gibi görünüyordu. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Değerli dinleyicilerim, iki gerçek yaşanmış korku hikayesinin de sonuna geldik. Hikayeleri anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Sizler bu hikayeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka korku hikayelerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.